Azerbaycan'dan geliyorum. Yani İstanbul'da çalışıyorum şu an. Yaklaşık olarak 4-5 senedir. Bu mesleği çekirdekten başladım. 14 yaşından profesyonel mutfağa başladım. Umarım siz buradan çıktıkta belli bir motivasyonunuz oluşur ve gerçekten de belli bir bilgiyle en azından bir şeyler katarak kendinize buradan evinize veya gittiğiniz bir yere bir motivasyonla çıkarsınız buradan, umuyorum inşallah. Yani buraya boşuna gelmemiş olursunuz ve belli bir şeyler kendinize katarsınız umuyorum inşallah. Kendim söylediğim gibi bu mesleği 14 yaşından profesyonel mutfağa girdim. Sizin gibi böyle meslek lisesinden başladım bu mesleğe. Abimden ilk önce o başladı bu mesleği. Ben de çok merak uyandı bende de. Ben de işte devam ettireyim dedim. İşte başladım, çok ilgimi çekti. Çok gerçekten zorluklar yaşadım. Ki herkesi bu bekliyor, belki de bazılarınız bunu görmüşsünüz. Aşçı sanatı, aşçı mesleği kolay bir meslek değil. Yani fazlasıyla ayakta kalabiliyorsun, işte uykusuz kalabiliyorsun, arkadaşlarından çalıyorsun, ailenden çalıyorsun zamanını. Ama bunun bir verimi oluyor. Ve gerçekten de bu aldığın verimden mutluysan eğer, çok güzel bir şey. Yani çünkü bu mutluluk başka bir yerden alamayacağınız bir mutluluktur. Yani bu mutluluğu alabiliyorsanız eğer, bu elektriği, bu enerjiyi alabiliyorsanız eğer, gerçekten bu mutluluğun en üst seviyesidir diye düşünüyorum. Azerbaycan'ı ilk önce size kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Aslında Azerbaycan hepinizin bildiğiniz bir ülkedir, kardeş ülkedir. Aslında yabancı dediğiniz zaman çok da kulağa hoş gelmiyor. Çünkü ben burayı yabancı ülke olarak görmüyorum. Ve hiçbir Azerbaycanlı olarak, hiçbir Azerbaycanlı burayı yabancı ülke olarak görmüyor. Neden? Çünkü özümüzüz. Hep söylenilen zaten bir şey var ki, iki millet bir devlet. Ve bunu gerçekten sözde değil, yaşamda da görüyoruz, kardeşlikte de görüyoruz, ilişkide de görüyoruz. Yani çok sık birbirimizi seviyoruz ve onun için devlet olarak biraz uzak düşsek de hiçbir zaman kendimizi kaybetmedik. Yani Türkçülüğümüzü, dilimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Ve buna göre gerçekten çok mutluyum. Azerbaycan 9 milyon bir ahali şu an olan bir yer. Yani nüfusu 9 milyon. Türkiye kıyasladığı zaman neredeyse %10'u yaklaşık olarak. Ama Azerbaycan işte 1832 senesinde ikiye bölündü, ikiye parçalandı. Bir yarısı İran'a katıldı, bir yarısı Sovyetler Birliği'ne katıldı. Uzun bir tarihi bir dönem geçirdi. Eskiden çok büyük bir Türkiye'de Osmanlı döneminde çok büyük güzel bir sınırımız vardı. Azerbaycan kardeşlik bir sınırı vardı orada. Şu anlık desem belki çoğunuz bilmiyor burada, şaşırırsınız. Azerbaycan'la Türkiye arasında genellikle Azerbaycan 3572 bin kilometre sınırı var. Onun 800 küsürü deniz arazisi, Hazar Denizi ki duymuşsunuz muhtemelen. Bir diğer kısmı işte İran var, Ermenistan var, Gürcistan var, Rusya var ve Türkiye var bizim sınırımızda. Yani ben gerçekten söylesem şaşırırsınız. Türkiye ile olan sınırımız 15 kilometre. Yani bu kadar kısa bir sınırımız var. Ama yine de mutluyuz ki böyle bir sınır var. Tabii ki daha büyük olmasını istiyoruz bunun. İnşallah tarih belki bunu bize gösterir Allah'ın izniyle. Yani Azerbaycan aslında bölge olarak çok güzel bir bölge. Çok zengin bir bölge. Toprakları çok verimli. Herkes düşünüyor ki biz zaten Azerbaycan, işte Azerbaycan'ı biz tanıyoruz. Neredeyse bizden bir insanlar, bizden bir ülke. Çünkü yemekler neredeyse aynı. Evet, yemekler, kültür çok benziyor. Ama inanın ki çok değişik noktalar var. Ve ben Türkiye'de olduğum için gerçekten çok mutluyum. Burada Azerbaycan kültürünü, Azerbaycan yemeklerini insanlara en güzel şekilde sunmak fırsatını bulduğum için gerçekten çok mutluyum. Söylediğim gibi yani diyorlar ya şimdi kültür, yemekler aynı. Evet, yapılma teknikleri aynı. İşte yemeklerde çok iyi eşleşmeler var. Ama değişik tatlar var, değişik teknikler var. Mesela Azerbaycan'da yaklaşık olarak 300'den fazla çeşit pilavlar var. Ki bu Fars mutfağından bazıları eslenmiş. Bazen Sovyetlerden katılan bir yemeklerimiz var. Yani bu aslında mutfağın ve bir kültürün zenginliği anlamına gelir.
Ve biz bunları mutfağımızda bugün de bile uyguluyoruz. Bizim söylediğim gibi İstanbul'da bir restorantımız var. İşte Azerbaycan mutfağı olarak bir restorantımız var. Ve orada Azerbaycan'ın tarihi reçetelerde, işte eskiden dedelerimizin, nenelerimizin yaptığı reçetelerde insanlara işte bizim kültürümüzü, bizim mutfağımızı tanıtmak peşindeyiz. İnşallah bir güzel haber daha var. Belki sizler için. Ürgüp'te yakın bir zamanda çok güzel bir arazide çok güzel bir otel açılacak. Ve ismi de Acı Otel olacak. İstanbul'daki gibi. Ve orada da Azerbaycan mutfağı olacak. Ve belki de bazılarınız orada staj geçirmeye, işte kısık ateşin vasıtasıyla, Elif şefim az önce size anlattığı gibi, işte söylediğim gibi Azerbaycan da Türkiye gibi bölge bölge ayrılıyor. Nasıl ki Antep'in bir bambaşka bir mutfağı var, işte Anadolu'nun lezzetleri, işte bilmem Akdeniz mutfağı bambaşka, işte Karadeniz mutfağı başka bir olay. Azerbaycan'da da böyle bölgesel olarak değişik değişik ürünler oluyor. Değişik değişik yemek kültürleri bulunuyor haliyle. İşte biraz daha Rusya sınırında mantı tarzı ürünler, işte hamur yemekleri daha çok yaygın. İşte Azerbaycan'ın Bakü, ana kenti Bakü'ye yakın olan bir Hazar Denizi'ye yakın. İşte havyardan, balıktan esnenmiş bir mutfak aslında. Ve yaprak sarmaları falan filan çok meşhur. İşte Lenkeranaslara bölgesi var. İran'a daha sınıra yakın bir bölge. Orada mesela pilavlar, balıktan yine de yapılan ürünler. Çünkü o da deniz sınırında olan bir yerdir aslında. Ve toprakları da gerçekten çok verimli. Yani dünyada 12 ikliminden 9'u orada bulunuyor. Ve nasıl Antalya'da işte portakallar, kiviler, İşte mandalinalar, tropikal meyveler üretilebiliyorsa aynı şekilde de Lenkeran'da da, Astara'da da onlar üretilebiliyor. İşte kivi gibi çaylar mesela, pirinç tesisleri var çok güzel. Çeltikleri tarihten alınan bir çeltikler mesela. Laboratuvar var, yaklaşık olarak 400-500'e çeşit çeltik var orada. Ki onlar orada korunuyor ve oradan nesli devam ettiriliyor o çeltiklerin, pirinç çeltiklerinin. Yani böyle bilgilere ulaşmanız gerçekten çok önemli. Yani ben size tüy olarak yani ve öneri olarak aslında bir şey söylemek istiyorum. Ben de genç aşçıydım sizin gibi. Yani 14, 13, 14 yaşında ilk olarak profesyonel bu mesleğe başladım. Yani ben artık 14 yaşında profesyonel mutfağa girmiştim. Şu an 34 yaşındayım. Yani ömrümün yarısından fazlasını mutfakta geçirmişim. Yani 20 sene bu az bir müddet değil, az bir zaman değil. Ve ben ilk başladığımda sürekli can atardım ki yabancı ülkelerin yemeklerini öğreneyim, işte yabancı ülkelerden esneyeyim, Japon mutfağı olsun, işte İtalyan mutfağı olsun, dünya mutfağı olsun, güzel bir şey aslında. Ama inanın ki siz kendi mutfağınızı daha iyi tanımalısınız. Sadece olarak o mutfakların, yabancı mutfakların tekniklerini ve ürünlerini tanıma ve araştırma gibi bir isteğiniz olması gerekiyor. Nedir bu söylediğim? Mesela ürün bazı. Her gün yeni bir ürün öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten ben Türkiye'de görüyorum ki ürün azlığı mı söyleyeyim, körlüğü mü söyleyeyim? Çok az. Dünyada mesela biz mesela Azerbaycan'dan bazı turşuları getiriyoruz. Patison turşusu mesela, kabağın bir türü. Burada insanlar bilmiyor ne olduğunu, meyvenin türünü bilmiyorlar. Mesela feyhua diyen bir meyve var. Bizim çok eskiden zengin bir adamımız vardı. Hacı Zeynal Abdin Talib Azerbaycan'da. İşte Azerbaycan'da Güney Amerika'dan o meyveyi tadıyor ve çok beğeniyor. Ve emrediyor ki o meyveyi Azerbaycan'a, Güney Amerika'dan getirsinler. Ve verimli toprak getiriyorlar özel o meyve için. Ve gerçekten uygun bir araziye onu ekiyorlar. Ve şu an düşünün, sadece Azerbaycan'da ve Gürcistan'da üretiliyor feyhua. Bütün Sovyetler'de eskiden Azerbaycan ve Gürcistan'dan giderdi o meyve türü. Türkiye toprakları çok verimli. Ve burada gerçekten de üretilebilecek, yani üretilebilir bir meyve. Anladınız mı? Yani reçeli yapılıyor, turşusu da yapılıyor. Gerçekten çok sağlıklı bir meyve. C vitaminiyle çok zengin bir meyve.
Ama mesela insan bunu bilse, araştırsa ve buraya, bu ülkeye getirse ve üretse gerçekten de güzel bir şey olur ilerideki nesiller için. Nasıl ki biz bugün o Hacı Zeynal Abdin Tahir'in yaptığından yararlanıyorsak, ilerideki nesillerde 10 sene, 20 sene, 50 sene sonra inanın ki sizin torunlarınız bundan yararlanacaklar. Ve söylemek istiyorum ki burada siz çoksunuz. Özellikle de mutfak sanatlarında okuyan arkadaşlarım çok çokluk teşkil ediyor. Yani bu dönem yemek bizim hayatımızda gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü eskiden biz evlerde işte bahçeden topladığımız ürünleri mutfaklarımızda yapıyorduksa şu bugünkü günde maalesef bu çoğumuz için mümkün değil. Çoğumuz dışarıda yemek yiyor, işte restoranlarda yiyor, kafelerde yiyor, bistrolarda yiyorlar. Onun için sizin en öncelikli göreviniz budur ki gerçekten hakiki üreticileri desteklemeniz ve gerçekten iyi, kaliteli bir malzeme bulmanız. Bu sizin için çok önemli bir şey olması gerekiyor. Gerçekten de bununla yola çıkmanız gerekiyor. Neden ben bunu söylüyorum? Çünkü gerçekten neyle gıdalanıyorsan insan yani odur. Yani sen bir şeyle gıdalanıyorsan eğer senin vücudun daha sonra ona dönüşüyor. Yani GMO şeyler, katkılar oluyor ya şimdi. O ürünler şu an hayatımızda çok fazla var. Ve gerçekten de bu bir felakettir. İnsanlar mesela diyorlar ya plastik pirinç oluyor, bilmem işte doğal olmayan yumurtalar oluyor. İnsan bunu gözle görebiliyor. Ama GMO'lu ürünü insan gözle göremiyor. Ve gerçekten de sizin sırtınıza düşen bir yük mü söyleyeyim, bir görev mi söyleyeyim aslında, bunu daha da ileri noktaya getirmeniz. Yani bu GMO ürünlerinizi kullanmamanız. Ben mesela kendi adıma söylüyorum, kendi mutfağımda çalışıyorum bu ürünleri. Becerdiğim kadarıyla kullanmıyorum yani. Benim mutfağıma girmiyor. Ben çalışıyorum bizzat üreticinin kendisinden organik ürünlere elim ulaştı. Ve inanın ki gerçekten zorluk çekiyoruz. Çünkü neden? Yok. Evet, insan üretiyor, pahalıya satıyor. İnsan, çoğu aşçılar düşünüyor ki ben tasarruf edeyim, daha düşük ürün alayım. Zaten aynı sonuca ulaşıyorum. Ki gerçekten de öyle değil. Bu bizim geleceğimiz için, gelecek nesillerimiz için çok önemli bir şey. Ve bu gerçekten kafanızın bir yerinde oturması gerekiyor ki ilerideki zamanlar, ilerideki nesiller bundan acı çekmesin. Çünkü biz görüyoruz, sosyal medya herkes kullanıyor muhtemelen. İşte Facebook sayfanız falan var muhtemelen, Instagram falan kullanıyorsunuz. Orada görüyorsunuz, bazen video paylaşıyorlar. İşte bilim insanları araştırma yapıyorlar. Bugün insanlar gerçekten bu ürünler insanlara ne kadar zarar veriyor. Ve inanın ki bu bizde gözükmese, ya ilerideki nesilde gözükmese, 3 nesil sonra gözükecek. Yani kendini biruze verecek. Yani Azerbaycan mutfağını biraz anlatmak isterim size. Söylediğim gibi zaten kültürümüz çok yakın, yemeklerimiz çok yakın, teknikler çok yakın ama fark büyüktür. Onun için bilmiyorum, herhalde aranızda az önce benle arkada görüşen Azerbaycanlı arkadaşlarımız vardı burada. İşte onlar da sizin bu üniversitenin öğrencileridir. Muhtemelen çok var burada arkadaşlar. Yani onlar belki de size anlatmışlardı. Belki de bilmiyorum, deneme şansınız olmuş birisinin evinde veya evinden birisi getirmişse bu yemeklerden. Görüyorsunuz ki yemeklerin yapım aşaması, yani yapılma tekniği ve tadı neredeyse çok benziyor. Ama yine de söylediğim gibi arada fark var. Bizim mesela çay ritüelimiz var. Bizim için çay ayrıca bir törendir yani. Çay gelir, yanında tatlısı gelir, çayı reçelle içeriz. Limon olmazsa olmazdır çayın yanında. Yani bu bize has olan, bizim kültüre artık oturulmuş bir şeydir. Ve gerçekten de her insanın, her bir toplumun kültürünü zenginleştiren şeyler bu tür inceliklerdir. Bizim mutfakta mesela çok yabancı insanlar da geliyor. Türkler geliyor, Azerbaycanlılar geliyor. En çok ilgi çeken ürünlerden birisi mesela tavuk ciğerinden yaptığımız paşte diyoruz biz, pate. Yani tavuk ciğerini harmanlıyoruz. Daha sonra işte sebzelerle onu harmanlıyoruz. Soğan, işte havuç,
sarımsak az bir şey. Onları güzelce harmanladıktan sonra soğutuyoruz. Daha sonra makineden geçiriyoruz. Biraz daha soyuyor. İkinci kez makine krem haline getiriyoruz. Daha sonra tereyağını biraz bekletiyoruz. Tereyağı eriyor. Daha sonra onu çekiyoruz mesela yağlı kağıda. Üzerine tereyağı rulo şeklinde şey yapıyoruz ve soğuk dolapta artı 4'te bekletiyoruz. Mesela 2 saat sonra o sertleşiyor ve pate, rulo pate haline geliyor. Ve biz onu keserek mesela çıtır ekmekle yeriz veya ekmeğin üzerine sürerek yiyoruz. Gerçekten çok ilginç ve çok lezzetli bir şey geliyor insanların damak tadına. Ve çok beğeniyorlar mesela. Ciğerciler özellikle, sakatat sevenler çok beğeniyorlar bu ürünü. Ve gerçekten de benim favorilerimden biri söyleyebilirim yani. Mesela patlıcan sarması yaparız biz. Patlıcan sarmasını içine zirinç, işte sizde Türkçesi sarı çalı, bazıları da zirinç diye geçiyor bence. Zerdeçal? Yok, zerdeçal bambaşka bir şey. Zirinç böyle kırmızı, biraz ekşimsel bir şey, kurutulmuş halinde olduğu zaman biraz sumak tadına benzer. Yani onun için diyorum ki ürün öğrenmek çok önemli bir şey. Ürünü bilmek çok önemli bir şey. Yani hangi ürün, nereden geliyor, jeografi nedir, yani nerede daha iyi bulabilirsiniz, hangi sezonun ürünü. Yani bu gerçekten önemli bir şey. Bunu hiçbir zaman ihmal etmeyin. Ve söylediğiniz gibi zaten bizim şeyimiz, marmelat kültürümüz var. Biz marmelat dediğimiz sizin aklınıza şey gelmesin, tatlı tat değil. Biz mesela kızılcıktan yaparız, nardan yaparız ve erikten yaparız. En yoğun bunlardır. Yani bu ürün, üç üründen yaparız. Narı mesela biz çektiriyoruz. İşte pişirdikten sonra çektiriyoruz suyunu. Daha sonra işte onu süzgeçten geçiriyoruz. Nasıl? Tabii. Narı pişiriyoruz. Evet, narı pişiriyoruz. İşte kızılcık da aynı teknikten geçiyor. Erik de aynı teknikten geçiyor. Mürdüm eriği gibi bir erikler var mesela bizde. Aynı şekil. Biraz daha ekşimsel, tatlı tadı var. O marmelatları biz balığın yanında kullanıyoruz. Ve az önce söyledim ya, ben söylesem şaşırırsınız. Nar ekşisini biz genellikle balıkla yeriz. Balığın yanında sos olarak balığı oraya mandırırız, yeriz. Yani olmazsa olmazıdır düşünün. Yani mesela siz limon seviyorsunuz ya genellikle. Bizde de limon oluyor. Bizim mutfakta da limon oluyor Azerbaycan'da, ama nar ekşisi olmazsa olmazıdır. Yani sen balığı masaya nar ekşisiz verirsen eğer hakaret olur yani, öyle. O derecede. Yani olmazsa olmazdır. Ve aynı şekilde de söylediğim bu pestiller kebapların yanında verilir. Marmelatlar sos halinde. Pestil halinde de yapılır ki bekletmek için. Mesela onu sıcak suyla daha sonra açıyorlar, sos haline getiriyorlar. Ve mutfakta sos veya farklı bir şekilde kullanabiliyorlar. Tatlandırıcı olarak da kullanabiliyorlar gibi gibi. Mesela kebapların yanında verilir. Özellikle lüle kebabımız var bizim mutfakta. Yani Türkiye'nin Adana'sına ve o kadar acı değil, daha çok Urfa'sına benziyor. Ama daha çok yoğun kuyruk yağlı ve soğanlı. Yani biz içine soğan da karıştırıyoruz, daha dövme yapıyoruz onunla. Daha sonra... Daha yoğun bir tat. Evet, daha yoğun bir tat. Yani neredeyse %60 kuyruk yağı oluyor. Neredeyse 40'ı kuzu etinden oluşan bir şey. Bir %30 da yine de şeyden soğan karıştırıyorsunuz, o toplam şeyden. Ve hepsi harmanlanıyor şeylerde, satırdan geçiyor. Daha sonra bekletiliyor, kebap yapılıyor. O soslar o kuyruk, yoğun kuyruk yağının etkisini hafifletmek için kullanılıyor bizim mutfakta. Tabii ki soğan işte olmazsa olmazıdır gibi gibi. Turşular mesela, her şeyden turşu yaparız. Her şeyden. İster şu an mesela yeni döneme bindik. Kividen turşu yapıyorlar işte. Ufak armutlardan turşu yapıyorlar. Çeri domates işte, sarı olsun, kırmızı olsun, onlardan turşu yapıyorlar. Yine de değişik geliyor. Çünkü yapılma tekniği farklı. Aynı şekilde de reçel yapıyoruz. Çünkü reçel kültürümüz olduğu için çayın yanında çok... Biz dişleme diyoruz, siz kıtlama diyorsunuz. Yani yine de kültür ve soy aynı. Biz dişleme şeker, çayın yanında işte atıyorsun bir tane şeker, 3 tane, 4 tane bardak çay. Bizim dedelerimiz yapardı bunu. Ama mesela burada bölgelerde, mesela özellikle Karadeniz, o bölgelerde duyuyorum ben mesela. İşte kıtlama çay diyorlar. İşte o sert şeker oluyor, penseyle kırılıyor. Onu atıyorsun bir tane ağzına, çayı böyle 4 tane bardak falan gidiyor. Yani çok eşleşen noktalarımız var. Türk mutfağıyla olsun, işte Türk kültürüyle olsun. Ve gerçekten de ben
kendimi nasıl bu ülkede yabancı hissetmediğim hiçbir zaman. Siz de inanın ki bana, inşallah belki ileride herhangi birinizin kariyer aşamasında bir nokta gelir ki siz belki Azerbaycan'a taşınma veya orada çalışma fırsatı bulursunuz. Veya bilmem seyahat edersiniz, oraya gidersiniz gezme amacıyla. Siz onu hissedersiniz. Ki nasıl ben burada kendimi yabancı hissetmiyorsam siz de kendinizi orada hiçbir zaman yabancı hissetmeyeceksiniz.